olsun diyorum. Tüm Türkiye el birlik oldu, kardeş oldu, gördük burada. Duygularım çok, anlatmak istediğim çok şeyler var ama elimden gelen her şeyi yaptım. Allah'ım tekrarını göstermesin. Böyle bir şey olursa elimden geldiğince canım pahasına yine hazırım. Peki Yavuz Bey, gittiğiniz bölge Adıyaman. Evet. Adıyaman'a buradan Erzincan'dan kaç saatte gittiniz? Hangi şartlarda gittiniz ve gittiğiniz günden son dönüşünüze kadar ne kadar insan enkazın altından çıkarabildiniz? Ben şöyle söyleyeyim. Burada metaam müdürün vasıtasıyla zor şartlar altında, plümürde, karda, tehlikede uzun bir süre içerisinde Adıyaman diye bir şehire varma ümidiyle gittim ama ben zifiri bir karanlıkta atsız Yaman diye bir şehire gitmişim. Oysa bunu gün ağarınca öğrendim. Ve oradaki felaketi gördükten sonra ben çok sulu gözlü bir insanım. Ağlamaktan yoruldum. Yani ağlamak gözyaşı kalmadığı için ağlayamadım daha. Uzun bir süreçten geçtik. Zor bir anlar atlattık. Tehlikeli durumlar yaşattık. Ben orada çoğu enkazda desteğim, yardımım oldu. 60-70 binanın enkazına girdim ama vinç eksikliği, kepçe eksikliği ilk etapta gittiğim için bunlar yoktu yani. Şimdi bu aşikar ortada yani. Yanlış bilgi vermeyeyim ben. Daha sonrasında tabii çok değerli makineler, çok büyük iş makineleri ulaştı. Büyük ekipler geldi, teknik ekipler geldi. Herkes el birliğiyle çaba gösterip elinden geleni yapmaya çalıştı ama bizim oraya ulaşmamız ilk günlerden gittiğimiz için yeterince kendi çabalarımızla. Ben buradan ayrıca metaam müdürümün, Erzincan'da bir esnafımızın bize hilti tedarik etmesi, jeneratör tedarik etmesi, sonra Erzincan yeni sanayi esnaflarından ben Cevat Hacı Metin Usta'ya çok teşekkür ediyorum. Kendisini arayıp ben deprem bölgesine yardıma gidiyorum dediğimde bana makas tedarik etti, bana eldiven verdi ve ben o niyetle bir çabayla zor şartlar altında Adıyaman'a varmış bulundum. Yani o an psikolojim bozuktu, çok zor anlar yaşıyordum, kendimde değildim, yemeden, içmeden, uyumadan yani böyle kendi elbisemle birlikte Adıyaman'a vardım. O gayret içerisinde işe girdim. 31 kişi çıkarttığımı biliyorum ama ben bu çıkarttığım yaşayan ya rahmetli olan kişilerin durumunu bilemediğim için çıkartıp yani ailelere battaniye vasıtasıyla teslim ettik. Tabii 112 bu esnada yaşayanlar içerisinde vardır ama biz o kargaşada onun takibatını bilmiyoruz. Yani kısaca bir can bile çıkarsan yeterli. Ben fazla bu sayı için değilim. Yani elimden geldiğini yaptığımı eminim. Metaam müdürümün beni oraya ulaştırdığı için yine Allah ondan razı olsun diyorum. Ben şöyle bir şey de istiyorum. Bu işi bilen ekiplerin kurulup her illerde gönüllü böyle bir felaket yaşandığı esnada bu kişilerin ortaya çıkmasını istiyorum. Ben bunu gerek valiliğimize, gerek işte belediyemize, gerek afet müdürlüğüne yani hazırda bekleyen bir gruplar olsun gönüllü. Çünkü bilgisi olan insanlara ihtiyaç çok var. Yanlış çalışan insanlar da çok var. Ama Türkiye el birliği oldu. Kardeş oldu. Bunu gördük. Allah emeğe geçen herkesten razı olsun diyorum ben. Allah'ım böyle bir felaketler bize göstermesin inşallah. İnanın ki mal mülk her şey yalan. Ben bizzat şahit oldum. Parasını çalıp cebine koyanlar, çantayla bileziğini çalıp cebine koyanlar ve ben öyle bir insanım ki bunu görüp de onu ondan almazsam zaten ölürüm. Ve aldım, ailelere bizzat teslim ettim. İnanın ki aileler beni bilmiyorum bir müddet sonra ulaşabilirler bana. Çünkü az değil yani. Çok büyük bir emek harcadım Adıyaman'da. Bu aşikar ortada. Amacımız şov yapmak değildi. Ben bir duygusal, yardımsever, iyi ki o rahmetli babanın oğlu olarak kendisinden Allah razı olsun diyorum. Bizim gibi iyi bir evlat yetiştirmiş. Erzincan'da bizi tanıyanlar da bilir inşallah. Yani sözde söylenecek çok şey var. Yaşadığım çok felaket durumlar var. Yani
altıncı kat paramparça olmuş bir binanın zirvesinde arama kurtarma yapan insanlar varken, abi, usta, sen bu işi bilirsin, sen gel abime, kardeşime, bize sen verirsin deyip ve onlara gidip kardeşlerini, cenazelerini teslim etmiş Yavuz Usta olarak kendimden gurur duyuyorum. İyi ki benim gibi insanlar var. Allah razı olsun onlardan diyorum.